Sevgili izleyicilerimiz, meclis yeni çalışma kararına girdi. Yanımıza Adana milletvekilimiz Ayhan Baruk Bey. Baruk Bey, Adana'ya hoş geldiniz diyeceğim ama siz devamlı Adana'lısınız. Yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Yarın işte biliyorsunuz salı, meclisin çalışma günü ve grupların toplantı günü. Yarın genel başkanımızın 1.30'da 13.30'da grup toplantısı var. Onu dinleyeceğiz. Ardından da meclis çalışmalarına başlayacağız. Şimdi bugün Ramazan'ın biri. Evet, hayırlı olsun tüm milletimize, memleketimize. Evet. Hayırlı Ramazanlar, Ramazanlarla. Yine CHP'nin önergesiyle ilk defa emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi aldılar. Evet. Tabi onu yani bir seçim beyanıydı. Evet. Fakat diğer parti verdi ama tabi biraz sakat oldu. Yine ilkleri başardınız. Dediniz ki ne, emekli ikramiyesi 1260 lira olsun. Evet. Şimdi şöyle, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bu ve bunun gibi benzer birçok olay var. Aslında sektörel ya da kesim olarak belki ilki olabilir ama daha önce biliyorsunuz asgari ücretle de yine aynı uygulamalar yapıldı. Emeklilerin bir işte maaş artışlarıyla da ilgili oldu. Bayram ikramiyeleriyle de yine oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu etkin ve yetkin kadrolarıyla ve toplumu bilen yönetimleriyle bunu zaten hissediyor ve biliyor. Aslına bakacak olursanız geçtiğimiz seçimlerde bu 24 Haziran değil ondan önceki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi seçim beyannamelerini hazırlatırken her sektörün tarım, sağlık, turizm, sanayi, ticaret, ekonomi her sektörün uzmanlarıyla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bilim insanlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin gerçek sorunlarını ortaya koyup önerilerde bulunuyordu. İşte o günlerde seçim beyannamelerinde örneğin tarımda işte mazottaki ÖTV'nin kaldırılmasından tutun da gübredeki KDV'nin sıfırlanmasına, işte emeklilerdeki aylık artması, asgari ücretin artmasını o gün olmaz diyenler bir sonraki kendileri iş başına gelince bir sonraki hamlede Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesini referans aldılar. Biz demek ki toplum gerçekliğini iç içe daha hisseden bir partiyiz. O nedenle bizim sözlerimize kulak versinler ama bizim Türk toplumundan beklediğimiz, ülkemiz halkından beklediğimiz şey şu. Artık bize güvensinler. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bundan sonra biz söyleyip iktidar partisi yapsın değil, biz söyleyip biz yapalım istiyoruz. 31 Mart'ta bunu sağ olsunlar gösterdiler. Tüm Türkiye'de Mart'ın sonu bahar dedik, bahar geldi. Şimdi bundan sonra da hani genel iktidarlara giden yol yerel yönetimlerden, yerel iktidarlardan geçiyor. Yerelde iktidarı sağladık, artık genelde de iktidarı sağlayalım. Uyum içerisinde çalışalım. Yine siz seçimden önce EYT'liler yoğun bir çalışma yaptınız. Evet. Seçim bitti, EYT'liler eli boş döndü. Evet. Siz ne yapacaksınız bundan sonra? EYT'liler sonuna kadar haklı. EYT'lilerle ilgili işte biliyorsunuz kanun teklifi de vermiştim, mecliste konuşuldu. Her getirdiğimiz, ben ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın da verdiği kanun teklifleri maalesef üzülerek söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddoldu. Seçim sahalarında, seçim beyannamelerinde, seçim kazanmak uğruna halka evet iktidara gelirsek, göreve gelirsek bizi seçin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunları çözeceğiz diyenlerin çözmediğini, yalan söylediklerini, yanlış söylediklerini gördük, tespit ettik. Eğer bu söylediklerinde seçimden önceki beyannamelerinde samimi olsalardı mecliste birkaç defa getirilen kanun teklifini kabul ederlerdi. Biz getirdik, onlar yok dedi. Biz getirdik, onlar yok dedi. Biz yine getirmeye devam edeceğiz. Geriye dönük mağduriyetlerinin önlenmesi ve özellikle de mecliste de yaptığım konuşmada emeklilikte yaşa takılanların hiçbirisi türedi değil. İşte çeşitli yakıştırmalar yapıyorlar. Türedi diyorlar, köpük diyorlar vesaire işte gibi hiçbirini hak etmiyor bunlar. Onlar bizim vatandaşlarımız. Onlar bugüne kadar kimseden sadaka istemiyorlar. Hak ettikleri emeklerinin karşılığını istiyorlar. Mücadele meclis açıldığı zaman da kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Ama özellikle emeklilikteki yaşa takılan arkadaşlarımızdan isteklerimiz, istirhamımız şu. Biz bunu gündeme getirdikçe bazı işte belki de iktidara yakın işte bazı troller var. Araya girip işte bakın gündeme geliyor ama işte mecliste kendi getiriyorlar, mecliste yeterince sayı yok gibi şeyler işte olsaydı. %100'ü katılsa %100'ün o tarafı MHP destek verdiği sürece reddoluyor. Bir, ikincisi bu mecliste az sayıda yüzlerce kanun çıkarılmıştır. Yeter ki niyet iyi olsun. Yeter ki bu işi, bu sorunu çözmeye karar verilsin.
her o zaman sayının şeyi yok, çoğunluğun önemi var. Dolayısıyla arkadaşlarımız bizlere inanarak, güvenerek devam etsin. Başkanım, sizi takip ediyoruz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim.